Değerli izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi bu hafta da başarının sırlarını ve zihin haritasını alanında önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Kaya Özkuş hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kaya Hoca'yı kısaca tanıtayım. Şu an halen Cerrahpaşa Üniversitesi'nde. Anatomi alanında tıp fakültesinde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle beyin konusuyla ilgili çalışmaları var. Bir yandan da akupunktur konusuyla ilgili de ayrıca çalışmaları var. Evet. Bugün daha çok beyin üzerine konuşacağız. Beynin anatomisi, insan sağlığına olan etkileri, daha başarılı ve mutlu olmak için beyinle nasıl bir iletişim ve ilişki içerisinde olmalıyız? Bunları konuşacağız genel olarak. Ben şöyle başlamak istiyorum. Beyin insan vücudunda diğer organlar arasında belki de halen en az bilgi sahibi olmuş olduğumuz organ. Beyni anlamak için bin yıllarca çeşitli çalışmalar yapılmış. Başlangıcında beynin şimdiki gibi çok da önemli işlevleri olmadığı zannedilmiş hatta eski Mısır'da. Evet. İşte beyin sökülüp atılan mumyalamadan önce çok korunmasına da gerek olmayan bir organ olarak görülmüş. Bugünse özellikle 1990'lardan sonra beyin üzerine, nörobilim üzerine ciddi ulusal çalışmalar var. Amerika'da başlayan beyin inisiyatifi çalışmaları, beyin yüzyılı adını alan daha büyük çaplı çalışmalar, Avrupa'da insan konektom projesi gibi çalışmalarla beynin önemi gittikçe artıyor. Hatta işte insan beynindeki bilgiler depolanabilirse ölümsüzlük mümkün olabilir mi gibi bakış açıları da var. Hepsini konuşacağız. Beyin önemli. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki beyin çok önemli. Peki beyni anlamak neden önemli? Beynimizin yapısı nasıl bir yapısı var? Bunun üzerine size sormuş oldum. Evet. Beyin önemli. Diğer organlarımızı bilmenin ötesinde beyin çünkü gündelik hayatımızda her şeyi belirleyen bir organımız. Yani karaciğerin dokusunu bilmemiz ya da nasıl çalıştığını bilmemiz gündelik hayatımızdaki ilişkilerimizde ve davranışlarımızda bir etki üretmeyebilir. Ama beynimiz öyle değil. Gündelik hayatımızı belirleyen, bütün duygularımızı belirleyen, davranışlarımızı, tepkilerimizi belirleyen beynimiz. O zaman beynimizin nasıl çalıştığını bilmek lazım. Çok konuşulan bir bilgi vardır beyinle ilgili. Evet, sizin de söylediğiniz gibi hala çok şey bilinmiyor. Yani bu kadar yıldır beyinle ilgili çalışma yapılıyor. Hala çok şey bilinmiyor. Tamam, doğru, yapılacak. Teknoloji geliştikçe daha da çok araştırma yapılacak. Ve beynin nasıl çalıştığının üzerinden insana ekstra çok fazla bilgi gelecek. Birçok alan için ekstra çok fazla bilgi gelecek. Buraya itiraz yok. Ama şu an bence bir çizgi çekip şunla başlamak lazım. Şu ana kadar fonksiyonlarını bildiğimiz beyin bölgelerini ne kadar kullanıyoruz? Yani biz acaba fonksiyonlarını bildiğimiz kadarını iyi kullanıyor muyuz? Bıraktım bilmediğimiz tarafları. Bence bildiğimiz taraflarını bile iyi kullanmıyoruz. O yüzden bunu konuşmak lazım. O yüzden beyin üzerine konuşmak, hani konusu özellikle tıp olmayan insanların da beyin üzerine konuşması, beyni anlaması, beyninin ürettiği bilgiden nasıl yararlanacağını anlaması lazım. Yani bence bugün konuşmamız gereken asıl iş o. Şunu söylemek mümkün. Aslında beynimiz çevremizden topladığımız bütün uyaranları alan, onları işleyen, ondan sonra bir sonuç var eden, bir cevap var eden bir organ. Bu da bizi aslında insanlaştıran organ. Gündelik hayatımızı sürdürmemizi sağlamamız daha basit bir fonksiyon. Yani yeriz, içeriz, üreriz, dışkılarız. Bunlarla ilgili fonksiyonları tamam zaten beynimiz yapıyor. Ama asıl iş yeni bir şeyler ortaya koymak, tasarım yapabilmek, yeni fikirler yaratmak, bunların hepsi beynimizin fonksiyonu. İnsan ilişkilerimizi düzenlemek beynimizin fonksiyonu. Bakın, basitçe söylemek gerekirse
bir inşaat mühendisinin bir kolondaki demir çimento oranını bilmesinin annesiyle babasıyla kurduğu ilişkiye bir faydası olmaz. Sevgilisiyle, eşiyle, çoluğu çocuğuyla kurduğu ilişkiye bir faydası olmaz. Hı hı. Karaciğerin bağlarını bilmenin aynı şekilde gündelik hayatının ilişkilerine bir faydası olmaz. Ama beynimizi doğru bilir ve onu doğru kullanırsak tüm bunlar için oldukça faydalı bir şey yapmış oluruz kendimize. Peki o zaman buradan hareketle beyni doğru tanımak için nasıl bir başlangıç yapalım? Bize beynimizi tanıtacak nasıl bir giriş yaparsınız? Evet. Şimdi çok basit. Tamam. Bütün motor fonksiyonlarımızı, yani biraz teknik, anatomik olarak anlatmak gerekirse, bütün motor fonksiyonlarımızı, yani iskelet kaslarımızın çalışmasını sağlayan, yani bir yerden bir yere gitmemizi sağlayan, bir takım şeyleri yapmamızı sağlayan beyin bölgeleri söz konusu. Ama onun ötesinde aslında her fonksiyonumuz, yani organlarımızın yönetimiyle ilgili sistemlerimiz var beynimizin içinde. Onu yöneten bir takım merkezler var. Solunum sistemimizi yöneten, boşaltım sistemimizi yöneten, dengemizi yöneten değişik değişik merkezler var. Bunları hekimlerin bilmesi zaten gerekiyor ve biliniyor. Bunun ötesinde ama bir şey var. Bütün bu merkezlerin koordinasyonunu sağlayan, birlikte çalışmasını sağlayan limbik sistem dediğimiz bir sistem var. Birçok merkezin bir arada çalıştığı bir sistem. Zaten eğer bir yapıya sistem diyorsak, belli bir amaç için bir araya gelmiş yapıların topluluğuna sistem diyoruz. Farklı farklı işler yapan ama bir amaca odaklanan o parçaların birleşmesi sistemi oluşturuyor. O yüzden limbik sistem çok kıymetli. Artı beynimizde çok önemli bir alan var. Aslında maketi ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama şöyle tutarsam herhalde daha yararlı olur. Bakın burada konuştuğumuz limbik sistem şuradaki ortadaki alan. Ama asıl bizi insanlaştıran, tasarlamamızı, düşünmemizi sağlayan insan beyni prefrontal korteks dediğimiz ön bölüm. Bu ikisi arasında çok çok önemli bir ilişki var. O ilişki şu. Limbik sistem dediğimiz kısım 25-30 yıl öncesine kadar duygularımızla, cinsel duygularımızla, duygusal durumumuzla ilgili ve yaşamı sürdürmekle ilgili ihtiyaçlarımızın yönetildiği bir merkez olarak değerlendirilirken bugün artık öğrenmeyle ilgili doğrudan ilişkisi olduğunu biliyoruz. Sonuçta insan beyninde biz bilgi ediniyoruz. Aldığımız eğitimle, annemizden babamızdan öğrendiklerimizle, gündelik hayatın içinde geçirdiğimiz her anla, yani yürüdüğümüz yoldan bilgi geliyor, yaptığımız sohbetten bilgi geliyor, izlediğimiz filmden, okuduğumuz kitaptan, dinlediğimiz müzikten, arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetten, her şeyden bir takım bilgiler geliyor. Aslında bu bilgilerin hepsi başka bir anlatımla uyaran, her bilgi bir uyaran veya her uyaran aslında bir bilgi. Nasıl ki bu masaya dokunduğumda bu masanın soğuk mu sıcak mı, düz mü pürüzlü mü olduğunu anlamamı sağlayan reseptörlerim bu bilgileri benim beynime taşıyor. Bunun üzerinden de beynim bir cevap oluşturuyor. Eğer o konuyla ilgiliysem, yani bu masanın sıcaklığı soğukluğuyla, düz mü pürüzlü mü olduğuyla ilgiliysem bir cevap üretiyor. Bu cevap çok basitçe şu olabilir. Ha bu, buna dokunmak güzel bir şey, ben buna dokunmaya devam edeyim. Ya bu hoş bir şey değil, ben bundan vazgeçeyim. Çok basit bir sonuç. Bu sonuçların tümü üzerinden gündelik hayatımızın nasıl olduğu ortaya çıkıyor. Daha basitçe anlatmak gerekirse, bütün bu uyaranlar, yani bilgiler değişik yollarla, yani ki bu herkesin bildiği yollar, yani görerek, işiterek, koklayarak, tadarak veya biraz önce söylediğim gibi dokunarak geliyor olabilir. Ama bunların hepsi beynimizde
kendileriyle ilgili yolaklar üzerinden kendileriyle ilgili merkezlere geldikten hemen sonra limbik sisteme gelirler. Ve orada mutlaka bir işleme tabi tutulurlar. Ve o işlemden sonra da asıl vereceğimiz cevap. Bu cevap organ fonksiyonu olarak olabilir, davranışsal olabilir veya duygusal olabilir. Bu her an olur. Şu anda oluyor. Şu an benden duyduğunuz her sözcükle bedeninizde bu anlamda bir düzenleme oluyor. Direkt sizin organ fonksiyonlarınızla ilgili değişim oluyor. Davranış, oturuyorsunuz tamam belki bir davranışsal sonuç olmuyor ama o programın formatından kaynaklanan bir şey. Duygusal bir sonuç oluyor. Anlattıklarım sizin için hoş ya da yararsız ya da yararlı olması üzerinden sizin beyninizde bir duygu ortaya çıkıyor. Bu her an oluyor sonuçta. Ama eğer ortada sert bir durum yoksa çokça bunu hissetmeyebiliyoruz. Nedir olan? Bunu da söylemekte fayda var. Öncelikle organ fonksiyonlarımız bir şekilde değerlendirilir. Yani bir uyaranla karşılaştığımızda. Örneğin kötü bir söz duyduk veya bize iyi bir söz söylendi veya bir trafik kazası gördük veya canımızı sıkan bir şey oldu. Kalbimiz çok mu atacak, az mı atacak? Hemen organlarımız etkilenir bundan. Damarlarımız daralacak mı, genişleyecek mi? Tansiyonumuz yükselecek mi, düşecek mi? Bağırsaklarımız çok mu hareket edecek, az mı hareket edecek? Solunumumuz sıklaşacak mı, seyrekleşecek mi? Bronşlarımız daralacak mı, genişleyecek mi? Bağırsaklarımız biraz önce dedim çok artacak mı hareketlenmesi? Hormonlarımız salgılanacak mı, salgılanmayacak mı? Tüylerimiz diken diken olacak mı, olmayacak mı? Terleyecek miyiz, terlemeyecek miyiz? Kendimizi huzurlu, rahat, sakin mi hissedeceğiz? Tedirgin, tetikte, gergin mi hissedeceğiz? Aç mı hissedeceğiz, tok mu hissedeceğiz? Uykulu mu hissedeceğiz, uyanık mı hissedeceğiz? Mutlu mu hissedeceğiz, mutsuz mu hissedeceğiz? Ağlayacak mıyız, gülecek miyiz? Gibi bütün yaşamsal fonksiyonlarımız aslında her an dışarıdan gelen uyaranlara limbik sistemimizin yaptığı işlemden sonra yeniden düzenlenir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu düzenlemeye göre bizler gündelik hayatımızın davranışlarını değerlendiririz veya ortaya koyarız. Bu iş yaşamındaki uyaranlarla da değişkenlik gösterir. O yüzden önce bunu bilmek gerekiyor. Yani beynimiz öyle bir organ ki çevremizdeki her türlü uyaranı sürekli topluyor. Ha, bu arada tabii ki çok çok fazla uyaran var ama bunun karşılığında beynimizde tam bu bölgede bir küçük güvercin yumurtası gibi talamus dediğimiz bir yapı var. Bu yapı korteksin yani asıl işlem yapıp aldığı bilgileri değerlendiren asıl merkezin sekreteri gibi çalışıyor. Yani gelen uyaranların hangilerinin benim korteksime yani o uyaranı değerlendirip sonuç ortaya çıkaracak merkezlere, bu arada limbik sistemin de kortikal alanları vardır, gidip gitmeyeceğine de karar veriyor. Yani bir ön süzgeç var bu arada. O yüzden o süzgecin varlığına itiraz etmiyorsam da ilgi alanlarımız, yani bizim o ana kadar yaşamımızda ürettiğimiz ilgi alanlarımız da o gelen uyaranlardan hangilerinin geçip hangilerinin geçmeyeceğinde de etki ortaya çıkarıyor. Şimdi sonuçta tekrar en başa dönersek insan beyni dışarıdan gelen uyaranları alıyor, bunları işliyor, bir sonuç çıkarıyor ve bunu yapan en önemli bölge limbik sistem dediğimiz yer. Bu kendi kendine olmuyor. Biraz önce söylediğim öğrenme ile ilişkisi var bu sistemin. Artık bunu biliyoruz. Demek her şeyi belirliyor. Çünkü insanların limbik sistemleri gündelik hayatın içinde aslında birçok yolla
Ki biraz önce ondan bahsettim ama limbik sistemi bunların donattığını söylemedim. Birçok yolla donatılıyor. Yani aldığımız eğitimle başlayan ve biraz önce söylediğim gibi annemizin babamızın bize sunduğu, bulunduğumuz coğrafyanın bize sunduğu bilgiler, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz müzikler, dostlarımızın kim ve nasıl olduğu, onlarla neleri konuştuğumuz, hepsinin üzerinden ciddi bir bilgi akışı insan beynine ürüyor. Ama prefrontal korteksimiz bütün bu bilgiler gelirken çok önemli bir fonksiyon daha üretiyor. Bütün bu bilgilerle insan diğer memelilerin yapamadığı bir şey yapıyor. Bu bilgilerle oturup düşünüyor, tasarlıyor ve ortaya bir sonuç çıkarıyor. Bu bilgilerle çıkardığımız en önemli sonuç kendimiz için yarattığımız doğrular. Ben ona ön kabullerimiz diyorum. Yani benim için doğru olanlar. Çünkü sonuçta gündelik hayatımızın davranışlarını belirleyen o doğru saydıklarımız. Ne demeye çalıştığımı çok basit bir örnekle açıklayabilirim. Ben Karadenizliyim. Yani 20'li yaşlarıma kadar canımı sıkan her adama dayak yiyeceğim yemeyeceğim bakmadan kafa göz dalabilirdim. Çünkü Karadeniz'de 20'li yaşlarınıza kadar kavga etmek delikanlılığın narındandı hele 1974'lerde. Ha, ama tıp fakültesine girip de hekim olma sürecinin içerisinde insanla kurduğum ilişki ve yaptığım işin temel gereğinin insanı yaşatmak olduğu bilgisi sonuçta benim şiddetin hiçbir türlüsünü rasyonalize etmemem, doğrulamamam gerektiğini bana öğretti. O gün bugündür kimseye ne bir fiske vurdum ne kimse bana bir fiske vurdu. Bu bir sonuçtur. Sonuçta böyle bir durumun varlığını bilmek beraberinde hepimizin yani herkesin kendiyle ilgili çalışma alanını önüne koyar. Çünkü insan yavrusu olarak doğduğumuzda insanlaşmamız mutlak değil. Arada başka bir şeye dönüşmek mümkün. Çok ilginç. O yüzden burada beynimizin farkına varmak aslında insanlaşma serüveninin de bireyin kendi çabasıyla ortaya çıkan bir şey olduğunu anlamamızı sağlar. Yani insan yavrusu olarak doğmak yetmez. İyi insan olmak kaygısını da önümüze koymak lazım. Koyarlar mı koymazlar mı insanlar bilmem. Ama bir noktada bunun üzerine düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Her bireyin tek tek. Çok güzel özetlediniz. Beyin alıcılar, reseptörler aracılığıyla beş duyumuzdan gelen tüm bilgileri bir dekoder gibi çözüp ilgili beyin bölgelerine göndererek bizim yaşam dediğimiz şeyi oluşturuyor bir yandan. Aynen. Düşünceleri, duyguları ve vücut fonksiyonlarını oluşturuyor. Bu süreci anlayabilmek de insanın insan olma serüveninde daha avantajlı bir duruma geçmesine neden oluyor. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran temel işlev sizin de bahsettiğiniz gibi beynin ön lobunun prefrontal korteksin daha büyük olması, daha gelişmiş olması ve biz bu nedenle düşünce üzerine düşünebiliyoruz. Ve bir mantık muhakeme, otokontrol sürecinden geçirebiliyoruz. Yoksa en temeldeki o ilkel beynimizle hareket etmiş olsak toplumsal kurallar, ahlak kuralları, başkasının hakları gibi konular ciddi sıkıntıya girecek ve toplumda bir arada yaşamamız da çok olası olmayacak belki. Kesinlikle. Dolayısıyla hukuk yapmamız, toplumsal kurallar geliştirmemiz, normlar geliştirmemiz de ön beynimizle ilgili. O zaman şunu söylemek de mümkün. Toplumda mutlu, huzurlu bireyler olabilmesi için beynin o ön lobunun kontrol altında olabilmesi birey tarafından son derece önemli. Bir de iyi hissetme meselesi var ki limbik sistem duygularla alakalı bir yer. Kesinlikle. Birbirimize duyacağımız saygı,
birbirimizi varoluşsal boyutta desteklemek limbik sistem noktasında da iyi hissettirecek. Bir de limbik sisteme uygun şekilde, güzel duygular uyandıracak şekilde davranışlar geliştirirsek, takdir edersek, selam verirsek, teşekkür edersek daha iyi ilişkiler içinde olacağız. İşte uyaranları düzeltmek lazım. Hı-hı. Yani insanın aslında bu bilginin varlığı üzerinden kendisiyle ilgili uyaranları daha iyi hale getirmesi lazım. Daha düzgün hale getirmesi lazım. Hı-hı. Bu çok mucizevi, bilinmez, şaşırtıcı değil. Yani güzel bir çayı denize bakarak izlemek herkes için iyi bir şey. Hı-hı. Güzel bir film izlemek, güzel bir müzik dinlemek herkes için iyi bir şey. Ama bu kendi kontrolümüzde olan alanlar dahilinde. Tabii ki hayatın içinde kendimizin kontrolünde olmayan birçok durum var. Birçok stresli durum var. Ve bunlarla da yaşamak zorundayız. Ha, onları nereye kadar yönetebiliriz? Yönetemediğimizde ne oluyor ortaya, ne çıkıyor? Bunları konuşmak mümkün. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bazen gerçekten hiç yönetemem. Elimizden hiçbir şey gelmeyebilir. Orada bir güç gerekiyor. O gücü rezerv alanlardan, yani o müdahale edemediğimiz alanın dışında var ettiğimiz yaşam alanlarının bize sunduğu iyilik, o alanlarda basitçe çekeceğimiz sıkıntı için bize bir güç verir. Eğer hiç alan yaratamıyorsak ve sürekli bir kötü alandan diğer kötü alana geçiyorsak, o zaman zaten sağlığımız bozuluyor. Bunun ilk karşılığı zaten bu. Yani bıraktım gündelik hayatın içinde ahenkle yaşayabilir olmak için beyni bilmek, sadece bundan korunmak için bile bilmek gerekiyor. Çünkü eğer çevremizde eğer olumsuz uyaran çok fazlaysa bunun üreteceği sağlıksızlık birinci olarak bizim yaşamla kurduğumuz ilişkiyi bozuyor. Hı hı. Bunun için bile, yani sağlıksızlaşmamak için de beynimizin nasıl çalıştığını bilmekte fayda var. Hı hı. En genel olarak beyinle ilgili üçlü bir yapıdan bahsedilir evrimsel süreç içerisinde. Evet. Gerçi bu konuya bakışta da bazı eleştirel yaklaşımlar da var. İşte beynin bir sürüngen beyin yapısı, işte duygusal beyin ya da limbik sistemle ilgili milyonlarca yılda gelişmiş bir yapısı ve yine beyni insanı insan yapan o ön yapısı arasındaki ilişki. Buradan bakınca bu sürüngen beyin konusu, bunu da biraz açabilirsek daha belki bu ilişki aralarında daha net anlaşılacak. Şimdi tabii kavramları biraz daha anlaşılır hale getirmekte fayda var. Yani içimizde bir sürüngen var gibi algılanmamasında algılanmaması da önemli. Tabii ki insan, şunu da söyleyeyim, evrimsel sürecin bütün o beyinsel değişimleri aslında anne karnında çocuğun beyninin embriyolojik gelişme süreçleriyle iz düşüyor. Buna itirazım yok. Tabii ki sadece soluk alıp verip beslenmek için ihtiyaç duyulan merkezler daha alt merkezler ve daha bağımsız çalışıyorlar. Sonra limbik sistem, üremek için ihtiyacımız olan, hani limbik sistem genellikle aşağı memelilerde de var, işte köpeklerde de var canım diye var edilen söylem, ama bugüne geldiğimizde tamamıyla doğru sayacağımız bir söylem değil. Yani bir köpeğin kendisi için zararlı olan bir otu ya da yiyeceği koklayarak anlıyor olması, bu bilgi ve bu bilgi insanların, o köpeğin limbik sisteminde yer ediyor. Ki fonksiyonları anlaşılıncaya kadar limbik sistem aslında rinensefalon, yani koku lobu. Ne zaman ki diğer fonksiyonları ortaya çıkıyor, o zaman limbik sistem adı veriliyor. Ve bugün öğrenmeyle ilintili olduğunu bilmek
aslında limbik sistemi yeniden daha farklı yorumlama imkanını bize sunar diye düşünüyorum. Orada da biraz önce söylediğimi tekrarlamak lazım. Yani bütün edindiğimiz bilgiden aslında kendimiz için bir takım doğrular var ediyoruz. Şimdi burada göz ardı edilen şey şu. Bu bir sistematik aslında. Bilgi ediniyorsunuz, oturup düşünüyorsunuz. Bir şeyinin bir süreç ve bir durumun doğruluğunu kabul ediyorsunuz. İşte benim size söylediğim gibi şiddet göstermek kötüdür. Yere çöp atmak kötüdür. Emniyet şeridinden gitmek kötüdür. Bu ülkede bir grup insan şöyle düşünüyor. Emniyet şeritleri, daha doğrusu şöyle başlayayım. Ben uyanık bir insanım ve emniyet şeritleri uyanık insanların gitmek istedikleri yere daha hızlı gitmeleri için boş bırakılan yerlerdir. Öyle değil mi? Bir grup insan da şöyle düşünüyor. Emniyet şeritleri bir problem olursa bir ambulansın, itfaiyenin acil gitmesi gereken aracın gitmesi için boş bırakılan yerlerdir. Şimdi siz birinci tipte düşünürseniz emniyet şeridinden gidiyorsunuz. İkinci tipte düşünürseniz gitmiyorsunuz. Bakın bir bilgi bir sonuç çıkarıyor. Şöyle düşünen insanlar var. Çöpçüler ne yapacak ya? O kadar maaş alıyorlar. Süpürsünler. O zaman Mercedes'iniz camını açıyorsunuz, küllüğünüzü dışarı boşaltıyorsunuz. Bakın bir düşünce formatı bir sonuç çıkarıyor. Çöpçüler ne iş yapacak ya? Atarız gider. Oysa bu ülkede 60'tan beri Almanya'ya gidip gelenlerden sonra, ben en azından 69-70'i biliyorum. Almanya'da yerlerin bal dök yala olduğu tartışıldı. Bizim evlerimizde konuşuldu. Amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz bunu konuştu. Ama 2019'dayız hala biz yere çöp atıyoruz. Evet. Çok orijinal değil mi? Yani bakın pratik sonuçları bu. Bilgi gelip insanlar düşünür bir sonuca varır. Der ki arkadaş sonuçta ben artık yaşlı bir adamım ve ben yere çöp atarak geldim. Bunu kabul ediyorum. Çocuktum yere çöp atardım. Kimse de bana bir dakika kardeşim çöp at. Ha, ne zaman ki bunun yanlış bir şey olduğunu anlama bilgisine erdim. İşte atmıyorum yani bir çöp yeri bulmaya çalışıyorum. Arabamın içi kirli olabilir. Tercihi orada yapacağım. Yani çöpüm arabamda toplarım 3 gün sonra. Ama dışarı atmak daha doğru değil. Sonuç bir ön kabul yaratıyorsunuz. Ve bu ön kabulü de limbik sisteminize yerleştiriyorsunuz. Artık o sizin davranış formatınızın arkasındaki bilgiye dönüşüyor. Bu bir sistematik. Ben dilimin döndüğü her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu sistematikle davranmıyoruz. Yani her kimse oturup hadi ben bir ön kabul yaratayım ya da bak ben bunu yanlış yapıyorum bir oturayım düşüneyim pek demiyor. Öyle doğrularımız var ki biz onların üzerinde çok fazla düşünme ihtiyacı duymuyoruz. Onlar bir biçimde annelerimiz babalarımızdan gelen, işte coğrafyadan gelen, o mahallede olmaktan kaynaklanan, verdiğim örnekte olduğu gibi. Karadeniz'de yaşıyor olsaydım hala sağda solda kavga ediyor olabilirdim yani. Gibi doğrularımız var. Ama biraz önce söylediğim gibi o doğrularımız bizim hayatımızı sıkıntıya sokabiliyor. Burada çok tartışılan bir yere gelmek istiyorum. Belki konuşmak da istediğim bir konu olabilir. İşte orada şu başarılı olmak çok sıkıntılı bir kavrama dönüştü artık 21. yüzyılda. Çünkü ille de başarılı olmak gerekliliği önümüze o kadar sert konuyor ki o birçok insanın sağlığını bozabiliyor. Bir de kapitalist kriterlerle başarılı olmak, bir şey satın alınca başarılı olmak, bir şeyi elde edince başarılı olmak ve hep bunu yapmak için de sürekli çaba sarf ediyor olmak, bir ömrü bu uğurda yitirmek, sevdiklerinizi de görememek, sağlığınızı yitirmek, stres içerisinde bunalmak, psikiyatrik rahatsızlıklar birçok şeyi de beraberinde getirebiliyor başarı denilen şey içerisinde. Evet. Bu mudur tam olarak? Yani işte sıkıntı burada. Yani ben şunu görüyorum. 25 ile 35 hatta 40'a kadar vardırabilirim. Bu ülkede yaşayan genç insanların önüne varoluşlarının nedeni çalışmakmış gibi konuyor.
Oysa yeryüzüne yaşamak için geliriz. Çalışmak, tabii ki çalışacağız. Ama çalışmayı amaç ve araç kavramları üzerinden tartışmış olmamız gerekiyor. Bu tartışmayı yapmadığınızda ve yaşamanızın amacı çalışmakmış gibi algıladığınızda biraz önce söylediğiniz şeyler oluyor. Her şey unutulup gidiyor. Sadece çalışıyorsunuz. Sistem sizden zaten bunu istiyor. Bunu dayatıyor ve istiyor. Ve siz de varoluşunuzda bağladığınız için onun için her şeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Ama bunun bir bedeli var. Zaman geçiyor ve durduğunuzda şunu görüyorsunuz. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz zaman çok az olmuş. Hı hı. Aynı sarmala sonra sizin sevdikleriniz yani çoluğunuz çocuğunuz giriyor ve yeryüzünden mutsuz insanlar olarak ayrılıyoruz. Benim çok dikkatimi çeken bir şey vardı çocukluğumda. Kadınların cenazeleri. Kadınların cenazelerinde hep şöyle ağlanırdı. Hiç gün görmeden gitti. Hmm. Çok ilginç bir anlatım. Hala kadınlar gün görmeden gidiyor ama şimdi artık herkes gün görmeden gidiyor. Bu nedenle. Çünkü herkes varını yoğunu çalışmak için harcıyor. Oysa çalışmak yani bir ekonomik getiri edinmek için çaba sarf etmek kendimizle ve sevdiklerimizle yaşamak istediklerimizi karşılayacak ekonomiyi sağlayan bir etkinlik. Bu kadar. Buradan bakmak gerekiyor. Buradan baktığımızda o zaman durum biraz daha ılıklaşıyor. Bu şu demek değil. Tabii ki insanlar kariyer yapabilir. Tabii ki insanlar ekonomik olarak daha yüksek ücretlerle daha refah içinde olabilirler. Bunun için çaba sarf edebilirler. Hiç bunlara itirazım yok. Ama benim derdim dengeyi kaçırmamakta. Evet, çok önemli bir konuya işaret ettiniz. Ölçü konusu aslında burada. Sigmund Freud çalışmak mutluluktur diyor. İnsanın mutlu olabilmesi için çalışması lazım. Bunun yanında işte bu kapitalist üretim ilişkileri içerisinde konulan hedefler insanı gerçek anlamda varoluşunu sorgulayacak, sevdikleriyle birlikte vakit geçirecek, keyifli uğraşlar edinecek, sanatla kültürle uğraşacak zamanı ortadan kaldırdığı kesinlikle noktada ölçü kaçmış oluyor. Aynen. Bu konuda belki ütopik sayılabilecek bir farklı görüş, bakış açısı geliyor aklıma. Bertrand Russell'ın Aylaklığa Övgü kitabı. Evet. Bertrand Russell diyor ki insan ütopik bir düzenden bahsediyor. 4 saat diyor çalışsa geri kalan zamanlarda ise işte sanatla uğraşsa, kültürel faaliyetlerle uğraşsa ve böyle bir ütopik bir anlamda dünya cenneti gibi neredeyse bir idealden bahsediyor. Tabii ki mevcuttaki koşullar içerisinde bunun olabilirliği çok olası gözükmemekle birlikte daha insani çalışma koşulları aslında. Bu vicdanen baktığımızda herkesin de istediği bir şey aslında. Buna karşı çıkmak da çok olası değil. Bununla birlikte hep daha fazla kar noktasından bakınca tabii işin ucu kaçabiliyor. Evet. Bizim itiraz ettiğimiz ya da işte burada konu ettiğimiz, eleştirdiğimiz konu bu ölçü konusu. Yoksa çalışmak sizin tabii dediğiniz gibi mutlulukla da alakalı bir şey. Aslında sosyolojik olarak medeniyetin tarifi bireyin serbest zamanıyla çalışma zamanı arasındaki oran. Hı hı. Eğer o oran çok büyüyorsa amedeniyiz. Yani medeniyetten uzaklaşıyoruz. Yani daha çok çalışıp daha az serbest zamanımız varsa bir kere sıkıntı var. Ha, serbest zamanımız çoğalıp işte insan ilişkileri ve kendimizle ilgili yaşam alanlarına ayırdığımız zaman da bizim daha sağlıklı olmamıza neden oluyor. Buradan bakmak gerekiyor. Bu şu demek değil. İşlerimizi bırakıp gidelim. Hayır, öyle değil. Biraz önce dengeye tekrar dönmek istiyorum. Aslında insan beyni kavramlarla çalışan bir sistem. Yani insan beynini fizyolojik olarak elektriksel impulslardan bahsedilebilir. Nörotransmitterler kaçınılmazdır. Yani beynimizin çalışmasını sağlayan nörotransmitterlerdir. Bilgiyi taşıyan nörotransmitterlerdir. Amenna.
Ama sadece nörotransmitterlerle çalışmaz insan beyni. Ne olduğunu da açıklayalım. İkincisi, bilmeyen izleyicilerimiz için nörotransmitterin. Tabii, yani halk arasında çok bilinen hani serotonin, dopamin onlardan bahsedilir. Birçok nörotransmitterle beynimizin ucunda salgılanan ve bilginin bir yerden bir yere taşınmasını, o işlemlerin yapılmasını sağlayan yapılar, kimyasal maddeler. Öte yandan asıl şöyle kurmak lazım cümleyi. İnsan beyni iki yapıyla çalışır. Bunlardan biri nörotransmitterlerdir, öbürü sözdür. Sözü ihmal etmemek lazım. Bu ikisinin arasında dengenin olması gerekir. Söz derken biraz önce onu biraz daha geliştirsek ön kabullerimiz yani doğrularımız. Bu ikisi arasında dengeyi yakalayamadığımızda o zaman sağlıksızlaşabiliyoruz. Yani bir insanın nörotransmitterleri bir nedenle dengede değilse bilginin de çok faydası olmayabilir. O zaman işte psikiyatrik tedavi gerekir. Ha bir yandan bir insanın nörotransmitterleri dengede olabilir ama hayatın karşısına çıkardığı sıkıntıların ki yaşamla ilgili birçok sıkıntı vardır. Kimsenin hayatının pürüpak o lıkır lıkır olması ne beklenebilir ya mümkündür. Ama onlarla boğuşmamızı sağlayan ön kabullerimiz varsa o zaman sorun yok. Ama yoksa bu durum bizim nörotransmitterlerimizi de dengesizleştirebilir. O yüzden işte şu an öyle bir ortamdayız ki dünyanın tamamında insanların karşılaştıkları uyaranların üstesinden gelmeleri mümkün olmayan haller ve uyaranlarla karşılaşabiliyorlar. Hemen oradan şuraya geçmek lazım. Aslında stres uyaranın ne diye sorup onu cevaplamak lazım. Evet. Basit bir tarifini yapmak mümkün. Aklımızda üstesinden gelemediğimiz her şey stres uyaranıdır. Yani bir genç kızın 3 aydır çıktığı arkadaşının telefon mesajı atıp ben artık seninle arkadaşlık etmiyorum demesini eğer bir yere aklıyla aşamazsa bir genç kız midesi bulanmaya ve kusmaya başlar. Çok basit. Ha, kendine göre, hayat kendine göre sıkıştığı noktalarda dinamikler yaratır, yeni bilgiler yaratır. Herkesin kullandığı. Şöyle bilgiler. Dönem öyle bir dönem, artık uzun süre ilişki olmuyor. Bunu kullanır insanlar. Bu doğru mudur? Tartışırız. Yani burada sabaha kadar tartışırız bunları. Ama böyle bilgiler ürer. Beraberinde şu da ürer ama. Eğer o genç kız veya genç erkek buna çok fazla anlam yüklemişse veya ilişki 3 değil de 1 yıl veya 2 yıl sürmüşse ondan sonra ve bir mantığı ve gerekçesi olmadan çünkü öyle yürüyor çat bitiyor ilişkiler ve bunu anlamlandırıp ona bir çözüm bulacak bilgiyi üretememişse insanlar hayat onları çok sert etkilediği için şöyle bir sonuca varabiliyorlar. Çünkü çok yaralanıyorlar. Hayır artık ilişki istemiyorum. Kimseyle bir arada olmayacağım. Kimseyle arkadaşlık etmeyeceğim. Bu bir sonuç. Bu sonuçta gittikçe yalnızlaşan ve yaşamla ilgili tatminleri ve iyilikleri edinmemiş bireyin sağlığının bozulması ve üretim içinde ve her şey içinde yararlı olamaması çok doğal. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Beynin aslında temel işlevi insanı hayatta tutmak. Bunu da evet. İşte bütün alt sistemleri dengede tutarak yapıyor aslında. Tabii ki. Bu açıdan hayatta kalabilmesi için de insanın ilkel koşulları düşünecek olursak acı yaratan durumlardan kaçınması gerekiyor. Doğru. O durumlara girmemesi lazım ki tehlikeye girerse hayatını kaybedebilir. Bu noktada işte ilişkilerdeki durumda da benzer bir şey vardır diyebilir miyiz? O ilkel atalarımızdan gelen durumu yaşıyoruz aslında tamam. Modern zamanlarda. Tamam da. Ama bu doğru değil. Niye? Bunun ürettiği sonuç doğru değil. Çünkü 21. yüzyıldayız. Şimdi bu tabii çok ironik bir örnek vereyim ben size. Özellikle bizim jenerasyon için söz konusu olan bir şey. Şimdi
Filmler insanın eğitilmesinde çok kıymetlidir. Bunu birileri bildi. Filmler üzerinden insanları, toplumları dizayn ettiler. Yani bu herkesin aşikar olduğu bir bilgi. Biz şöyle bir jenerasyonuz. Düşünün ki film, kamera bir fotoğrafa zoomlu, Edison'un asker fotoğrafı. Kamerayı geriye çekiyorlar, Filiz Akın bekliyor. 10 yıldır yok Edison. Bekliyor. Şimdi bu bizim toplumsal yapıdan gelen, karşımızdaki özneden sevme duygusunun ürediği temel yanlış düşüncesi bence. Kaynaklık eden bilgi bu. Biz sevginin karşımızdaki özneden ürediğini düşünüyoruz. Kendimizin farkında değiliz. Yani sevmenin bizim bir yapabilirliğimiz, bize ait bir duygu, bizim eylemimiz olduğunu bilmediğimiz için, çünkü filmlerimiz böyle aktarıyor, kitaplarımız böyle aktarıyor. Bir kere aşık olunur ya da bir kere sevilir, bir daha olmaz. Bizim ürettiğimiz bilgi bu. O zaman da karşı özne gittiğinde biz kahroluyoruz. Psikiyatri klinikleri böyle insanlarla dolu. Oysa şunu bilsek, ya bu bana ait bir duygu. Ben bunu oraya yansıttım. Bir süre karşılığı oldu ama sonra olmadı. Şimdi benim başka bir bu ürettiğim duyguyu, bu sevme talebimi karşılayacak, bunu paylaşacak, bunu gerçekleştirecek başka bir karşı özne aramam lazım. Bu kadar mantıklı ve bilinçli düşünebiliyor mu insan bu süreçlerin içindeyken? Bundan haberi varsa düşünebilir. Ha, bunun için bilgi edinmiş olması gerekiyor. Bilgi de öyle havadan uçarak gelmez. Ve bu ülkede filmler olduğu gibi şiir de var. Şairler var. Bunlarla uğraşan şairler var. Şarkılar var. Şarkılar var. Eğer dikkatli bakarsak bunun böyle olmaması gerektiği, öbür türlü olmaz. Ki artık dünya literatürü elimizin altında. Bunun nasıl olması gerektiğini söylüyorlar. Bunları okumuşsak, bununla ilgili düşünmüşsek ve böyle bir bilgiye varma becerisi göstermişsek, yani 21. yüzyılda aşk şöyle bir şey değil. Seversin, kavuşamazsın, aşk olur. Öyle değil. Bunun bir bilgi işi olduğunda hemfikir olmamız hatta lazım. Hatta tedavi edilebileceği aşk denilen şeyin. Yani aşığın tercih edeceği bir şey değil. Onun için o halin içinde kalma isteğine itirazım yok. Benim anlatmaya çalıştığım durumun ürettiği patoloji ve sonuç davranışlar. Yoksa bazı insan onun içinde kalmak isteyebilir. Evet. O ayrı. Bunlar örnek. Çoğaltabiliriz örnekleri. Yani ama şuraya da gelip bunu konuşmadan zamanın bitmesini istemem. Şunu anlamamız gerekiyor. Eğer biz bedensel ve zihinsel sağlıklı bir bireysek, o zaman iyi bir çalışan, iyi bir baba veya anne, iyi bir çocuk, annemizin, babamızın çocuğuyuz. İyi bir dayı, iyi bir teyze ne olacaksak, iyi bir kardeş olma imkanına sahibiz. Yani eğer biz kendimizi sağlıklı, huzurlu bir bireye dönüştürme becerisi gösteremezsek, o zaman zaten tüm bunların mümkün olması söz konusu değil. Bu durumla ilgili en yoğun yanlış davranışı üreten bu toplumsal yapının içerisindeki bireyler, kadınlar. Kadınlar önceliği hep diğerlerine, eşlerine, çocuklarına, ailelerine verirler. Ve bu onları hasta eder. Aferin de yoktur. Kimse bu kadar kendini telef ettin, aferin desin, yok öyle bir şey. Öyle olunca en büyük zararı onlar görüyor. Oysa bütün anlatmaya çalıştığımız sembolik anlatan çok basit bir durum var. Artık uçağa binmek çok yaygınlaştı. Uçakta basit bir cümleyle benim saatlerce insanlara anlatmaya çalıştığımı anlatıyor.
Önce maskeyi kendi ağzınıza, sonra çocuğunuzun ağzına koyun diyor. Basit. Bir semboldür bu. Arka anlamlarını açtığınızda şöyle okumak mümkündür. Eğer sen sağlıklı değilsen çocuğuna bir faydan olmayacak zaten. Hı hı. Şimdi bunu kadınlarımız iyi anlasalar hepimiz rahat edeceğiz. Evet, toplumsal yapı içerisinde, kadın erkek rolleri içerisinde bazı genellemeler yaptığımızda dediğiniz çok doğru. Genellemeler tabii ki her zaman farklı bakış açılarını da içinde içerir. Dediklerinize önemli bir kısmına katılıyorum. Yani kültür çok şekillendirici, cinsiyet rolleri çok şekillendirici. Bu noktada kendinden vererek ilişkiyi devam ettirme gayreti kişiyi çok yoran bir şey. Bu noktadaki saptamalarınızın içerisinde çok önemli, değerli bilgiler yer alıyor. Bir de bu limbik sistem üzerinde Daniel Kahneman, bir psikolog olduğu halde kendisi Nobel Ekonomi Ödülü kazandı. Bu ilk kez gerçekleşen bir şeydi. Ve bugün konuştuğumuz konuyla ilgili aslında bir sonuç aldı Nobel Ekonomi Ödülü almasında da. Karar, dedi ki Daniel Kahneman, büyük ölçüde limbik sistem tarafından verilir. Evet. Aslında insan rasyonel bir varlıktır. Örneğin ekonominin tanımı böyle yapılır. İnsanın rasyonel seçimler yapması üzerinden. Fakat insan finansal kararlarını, ekonomik kararlarını rasyonel veremiyor. Doğru. Bu çok enteresan bir bilgi. Öyleyse insanları hem işte ekonomik kararlar noktasında ya da pazarlama ile ilgili stratejiler noktasında ya da ikna etmeye çalışırken limbik sistemine dokunacak şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani onun duygularına hitap etmek gerekiyor. En çok akılda kalan konuşmalar duygulara dokunabildiğiniz konuşmalar. En iyi satış görüşmeleri karşınızdaki kişinin kendini iyi hissettiği görüşmeler. Ya da her ne konuda bir insanla bir ilişki içerisindeyseniz yine onun duygularına, limbik sistemine dokunabildiğiniz noktada başarılı olabiliyorsunuz. Bu kısım çok enteresan bir farkındalık sağlıyor. Öyleyse evet, rasyonel olarak düşünmek çok önemli. Çıkarımlar yapabiliyoruz. Ne kadar da bilgiyle doldurmuşsak, sağlam temellere dayanıyorsa bilgimiz, o kadar rasyonel düşünüyoruz ama kararlarımızı bunun üzerinden veremiyoruz büyük ölçüde. Şimdi şöyle, buradaki çok güzel. Ayrım evet. Nedir tam olarak? Tabii şimdi aslında anlatmaya çalıştığım şeyin öğrenmeyle ilgili kısmını konuştuk biz aslında çoğunu. Tabii ki limbik sistemin duygusal durumumuzu belirleyici görevini yabana atmak mümkün değil. Limbik sistem parçalarından biri amigdala. Yani duygusal belleğimiz, gündelik yaşamımızda ürettiğimiz her duygusal an bir biçimde orada depo ediliyor ve bütün bu işlemler bunun üzerinden yürüyor. O yüzden geçirdiğimiz çocukluk, aslında biz biraz da olması gerekeni konuşuyoruz. Var olan üzerinden, yani bütün hayatımız boyunca o duygusal problemlerimiz, iyiliklerimiz, onların hepsi doğal olarak bu bahsettiğim bilgiyle birlikte limbik sistem kararını, daha doğrusu aldığımız kararlarda limbik sistemin rolünü belirliyor. Ve doğru. Bu çok önemli. İçinde duygu barındırmayan kararlar almak gerçekten güç. Biraz önce söylediğiniz şey, size sempatik gelen durumlar veya aktiviteler, karşımızda yeni tanıdığımız birinin yaptığı sohbette yer alıyorsa, çok kısa sürede o insanla duygusal olarak yakınlaşmamız kolaylaşır. Daha rahat. Yani hele hele belli bir yaşa gelmişsiniz, hiç tanımadığınız bir insan, bir araya geldiniz ve bir sohbet ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yaşam alanlarınızda sizin sempati duyduğunuz durumlarla her cümerç olup o da o ana gelmiş. Yarım saat, bir saat sonunda o insandan daha hoşnut olarak
hayatınızı artık sürdürüyorsunuz. Bunu da belirleyen duygu. Yani duygu, her şey aslında duyguya hizmet eden bir durum. Yani abartmış olmasam şöyle bir cümle vardır, çok severim. Aslında bilgi sevginin ayaklarını yıkar. Yani her şey aslında o sevme durumu için. Bu her şeyi belirliyor. Gündelik hayatımızda kurduğumuz bütün ilişkileri belirliyor. O yüzden Coleman haklı yani. Onu belirtmiş olması zaten doğal olarak da Nobel ödüllendirmeleri. Evet. Ama aşikar olunmayacak bir bilgi değil. Yaşadığımız her an bir biçimde duyguya dönüyor. Bu çok mutlak zaten. Kesinlikle. Beyni anlamak güç dedik ve beyinle ilgili konuşulacak o kadar çok konu var ki. Bugünkü süremizin sonuna doğru gelirken ben o zaman sonraki programlarımız için de sizi şimdiden davet etmiş olayım. Ne zaman isterseniz. Farklı beyinle ilgili konular üzerine tekrar sizinle sohbet edelim. Umarım. Oldukça faydalı oldu. Keyifli bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Kaya Özkuş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi bölümünden bugün konuğumuz oldu. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar sizi davet edeceğiz inşallah. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Yetenek ve Başarı programında bu hafta başarıyla, stresle, ilişkisi yönüyle beyni konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla ama beyin konuşmayı da devam ederek sizlerle yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.